Değerli basın emekçileri, 20 Temmuz 2017 günü İstanbul Abasağa Parkı'nda 9 maddelik bir deklarasyon ile adına "Durmayacağız, faşizmi durduracağız" sloganıyla yayınlamış olduğumuz bir deklarasyonumuz vardı. Bu deklarasyonda ülkenin kilitlenmiş olan siyaset alanını, çözüm adresi olmaktan çıkarılmak istenen siyaset alanına özgürlük içeren ve ülkenin bütün toplumsal meselelerini bu demokratik siyaset içerisinde çözme irademizi ortaya koymaya çalışmıştır. Hemen akabinde 25 Temmuz günü Diyarbakır'da bir haftalık, mütakiben 1 Ağustos'ta İstanbul'da bir haftalık ve önceki gün olduğu üzere, başladığı üzere 8 Ağustos'ta Van'da başlatmış olduğumuz vicdan ve adalet nöbetlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta ayın 15'inde vicdan ve adalet nöbetimiz İzmir'de devam edecek. Ama bu vicdan ve adalet nöbetimize dönük birkaç hususu sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi, vicdan ve adaleti bu ülkeyi yönetenleri devam ederken vicdan ve adaletlerini nerede bıraktıklarını ve unuttuklarını sizlerle paylaşmak isterim. Kendi siyasi rakiplerini sandıkta ve seçimlerde alt edemeyen ülkedeki iktidar aklı, onları siyasallaştırdıkları kolluk ve yargıyla rehin alma noktalarında vicdanlarını ve adaletlerini kaybettiler. Yine haksızca KHK ile işlerini kaybetmiş olan 150 bin kamu emekçisinden 2 kişi olan Nuriye ve Semih'i önce eylemlerine saldırarak Yüksel Caddesi'nde, daha sonra tutuklayarak, daha sonra açlık grevlerinin 60. gününde bunları terörist ilan etme mucitliğinde bulunarak vicdan ve adalet duygularını kaybettiler. Aynı şekilde siz değerli basın emekçilerin değerli meslektaşları olan Ahmet Altan'ı, Mehmet Altan'ı, Nazlı Ilıcağ'ı, Ahmet Şık'ı, İnan Kızılkaya'yı, Kadri Gürsel'i ve Ali Bulaç'ı, diğer arkadaşlarınızı tutuklayarak vicdan ve adaletlerini o noktada unuttular. Bu süreçlerin bütün gelişim evrelerinde tavrını koymuş bir siyasi partinin üyesi, temsilcisi olarak söyleyeyim. Her aşamasında itiraz ettik biz. Tutuklanan, haksızlığa uğrayan kişinin mensubu olduğu siyasi partiye bakmadık. Sosyal çevreye bakmadık. Etnisitesine, dinine, mezhebine, meşrebine bakmadık. Haksızlığa uğrayan kim varsa itiraz ettik. Ama kendisi gibi düşünmeyen, kendisine yakın olmayanların gadre uğramasına susanlar bir gün kendilerine gelme süreciyle bu haksızlığı tecrübe etmiş olmalarına biz ancak üzülebiliriz. Oysa vicdan, hakikat ve adalet duygusu öyle bir şeydir ki sizin çok dışınızda birinin uğradığı haksızlığa itiraz etmeyi aklınıza getirebilmenizdedir. Bugün artık haksızlığa uğrama sırası bu iktidar partisinin mensuplarına gelmiştir. Örneğin Ayhan Oğan alabildiğine bu partide rol almış, herkesin bir şekliyle hissettiği, yaşadığı bir durumu ifade etmeye çalıştı. Ama Ayhan Oğan o cümleyi kullanırken, yaşanan bir durumu ifade ederken, malumu ilan ederken, var olanı açığa çıkarırken böyle bir haksızlığa uğrayacağını düşünmemişti. Hatta belki de saraydan bir aferin alacağını düşünmüştü. Aynen bugün hala haksızlığa uğrama sırasını bekleyen iktidar mensuplarının memnuniyetsizleri gibi. Sıra onlara da gelecek. Ama vicdan ve adaletin öyle bir ortak paydası vardır ki itiraz etmediğiniz, bu haksızlığa uğrayanı reddetmediğiniz anda
bir kere sıranın size gelme kapısını aralamış olursunuz. Ülkenin yaşamış olduğu nokta budur. Bizim de vicdan ve adalet nöbetlerimizin temeli, ana ekseni burada bulunuyor. Biz hala bu nöbetlerimiz devam ettiği ve amacımıza ulaşıncaya kadar farklı veçelerde etkinliklerimizi sürdüreceğimiz için amaçlarımızdan biri de şuydu. Bu ülkede demokratik siyasetin ne hale geldiğini, alabildiğine sivil bir etkinliğe tahammülsüzlüğün ne düzeyde olduğunu, iktidarın demokratik yollardan kendi iktidarına itiraz edenlere nasıl yaklaştığını göstermek, teşhir etmek de amaçlarımızdan biriydi. Bunu fazlasıyla başardık. Çünkü alabildiğine sivil olan bir alanda alabildiğine masumane etkinliklerimize dair o ibretlik ablukalar, çelik bariyerler, onlarca zırhlı araçlar, binlerce güvenlik görevlisiyle kuşatılmışlık hali bize bir zarar vermedi. Sadece direnişimizi törpüledi. Ama bu ülkenin 80 milyonluk yapısına şöyle bir zarar verdi. Bu ülkenin içte ve dışta ne hale düşürüldüğünün ibretle izlenmesini teşhir etti. Bir amacımız da buydu. Ve bu amacımıza fazlasıyla ulaştık. Bundan 4 gün önce İstanbul Yoğurtçu Parkı'nda nöbetimizi sonlandırıp Kadıköy iskelesine doğru yürürken taraflı tarafsız Boğa heykelinin olduğu yerde, Bahariye Caddesi'nde, İskele Caddesi'nde bize balkonlardan alkışlarıyla, sloganlarıyla destek veren bütün halkımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ve hiç arzulamadığımız halde o desteklerinin karşılığında güvenlik güçlerinin orantısız bir güçle onlara saldırmalarını, gaz bombaları sıkmalarını kınıyoruz. İnsanların bu ülkenin üçüncü büyük partisi, ikinci büyük muhalefet partisinin alabildiğine sivil demokratik bir etkinliğine desteklerinin bu şekilde karşılanmaması gerekirdi. Biz orada bizi alkışlayan sloganlarla destek veren, yürüyüşümüze katılmak isteyen iskeledeki basın açıklamamızda bulunmak isteyenlerin hepsinin bizim partimizden olduğu iddiasında değiliz. Bu yalnız başına HDP'ye susamışlığı ifade etmiyordu. Bu bir şeye susamışlığı ifade ediyordu. Bu iktidarın miadını doldurduğu ve bu ülkede bu iktidara karşı duyulan bıkkınlığın ihtiyacıydı. Bunun açığa çıkma haliydi. Ve bu ülkede bu iktidara karşı güçlü bir toplumsal muhalefete susamışlığın ifadesiydi. Biz o alkışların, o sloganların, o desteklerin özellikle layıkıyla amaçlarına ulaştıranı olmaya devam edeceğiz. İktidarın bu konuda bizim demokratik ve sivil etkinliklerimizde rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu ülke sivilleşinceye kadar, yasa dışına çıkmış olan iktidar yasal düzleme gelinceye kadar, hukuk dışılığını boğazına kadar yaşamaya ve yaşatmaya çalışan bu iktidarı hukuk içine çekinceye kadar, hakikatten, vicdandan, erdemden, ahlaktan, adaletten kopmuş olan bu iktidarı, bu insanlık değer yargılarının içine ya çekinceye ya da iktidarlarını sonlandırıncaya kadar bu demokratik eylemlerimize devam edeceğiz. Ama bu iktidar var olduğu sürece bu ülkeye adaletin, vicdanın, ahlakın, erdemin, hakikatin gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz biz. Bütün halkımıza çağrım odur ki eğer vicdana susamışlık halindeyseniz, eğer adalete susamışlık halindeyseniz, hakikate, ahlaka, erdeme susamışlık halindeyseniz bir an önce bu ülkede bu iktidardan kurtulma halini hep birlikte sağlamamız, bunu sivil ve demokratik etkinliklerimiz ile sağlamamızın günü geldi geçiyor bile. Bu iktidar var olduğu sürece bu ülkede o hal kalkmayacaktır.
Bu iktidar var olduğu sürece bu ülke normalleşmeyi yaşayamayacaktır. Bu yönüyle bu kervanımıza desteğin büyümesi gerekiyor ve büyüyeceğine olan inancımızı ifade etmek istiyoruz. Nuriye ve Semihlerin yaşaması için bu iktidarın artık ömrünü doldurmuş bu iktidarın demokratik ve sivil yollardan uzaklaştırılması gerekiyor. Seçilmişlerin halktan aldığı vekaleti bir sonraki seçime kadar sürdürebilecek şekilde görevlerine dönmesi için de bu iktidardan uzaklaşmamız gerekiyor. Sadece yazdıkları, çizdikleri, haber yaptıkları, toplumun haber alma hakkını sağladıkları için tutsak ve rehin tutulan basın emekçilerinin özgürleşebilmesi, görevlerinin başına dönmesi için de bu miadını doldurmuş iktidarın sivil ve demokratik yollardan bir an önce ülke yönetiminden uzaklaştırılması gerekiyor. Bu ülkenin daha fazla rezil ve rüsva edilme hakkı yoktur. Bu ülke, bu iktidarın uluslararası ve yurt içinde ülkeyi uğratmış olduğu bu halde, bu hali hak etmediğini düşünüyoruz. En hafif deyimle söyleyeyim, bu ülke bu kadarını hak etmedi. Bu en azından daha azını hak ettiğini ve daha özgür, daha onurlu yaşamı fazlasıyla hak ettiğini, bunun emeğini ve bedelini ödediğini düşünüyoruz. Değerli basın emekçileri, AKP daha önce şöyle ifade ediyordu: İşkenceyi cesaretlendiren, güvenlik güçlerinin kendileri gibi düşünmeyen iktidara itiraz edenlere işkence cesareti veren bir politik hattının olduğunu düşünüyordu. Şimdi onun ötesidir artık. Bu iktidar programatik olarak işkenceyi teşvik ediyor, işkenceyi destekliyor, işkence uygulayanları koruyor. Kişinin ispatlansın, ispatlanmasın, mahkum edilsin, edilmesin, suçu ne olursa olsun işkence edilemez. İşkence bir insanlık suçudur. İşkence onur kırıcıdır. İşkence uluslararası sözleşmelerde bir insanlık suçu olarak tanımlanmıştır. Türkiye'nin cezaevlerinin, özellikle de siyasi mahkumların kaldığı cezaevlerinin büyük bir çoğunluğu işkencehaneye dönüştürülmüştür. Tarsus cezaevinde sistematik işkence vardır. Patnos cezaevinde sistematik işkence vardır. Elazığ cezaevinde sistematik işkence vardır. Silivri'de, Sincan'da sistematik işkence vardır. Onlara dayatılan onur kırıcı uygulamaları kabul etmeyen tutuklu ya da hükümlülere sistematik işkence uygulanmaktadır. En son Elazığ T tipi cezaevinde bulunan Van Saray Belediyesi eş başkanımız Zilan Aldatmaz 40 gardiyanın saldırısına uğramış ve kolu kırılmıştır. Buna ilişkin Adalet Bakanlığı'nın ivedi olarak açıklama yapmasını, yürüttüğü bir soruşturmanın olup olmadığını sizler aracılığıyla soruyoruz. Yine Zilan Aldatmaz belediye eş başkanımız dışında çok iyi biliyorsunuz 4 gün önce Şevdinli'nin Hakkari ili Şevdinli ilçesi Şapatan köyünde aralarında 70 yaşının üzerindeki yaşlıların da bulunduğu köylülere bariz işkence yapıldı ve bu işkenceye uğrayan köylüler sağlık kuruluşlarına başvurarak sağlık raporları aldılar. Bu ülkede hala zerrece adalet ve vicdan duygusuna sahip olan bütün savcıları harekete geçmeye çağırıyoruz. Öyle Hakkari valisinin hiçbir saha araştırması yapmadan, hiçbir soruşturma yürütmeden bunun örgütün propagandası olduğunu söyleyerek işin içinden çıkamaz. Elde somut belgeler, görüntüler vardır. Alınan sağlık raporları vardır. O köylüler AKP'ye oy vermedi, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermedi diye işkenceye uğrayamazlar. 90'lı yıllara rahmet okutan işkence uygulamaları vardır. İşte yaşlı teyze 75 yaşındaki haliyle daha önce 90'lı yıllarda da
benzer uygulamalarla karşılaşıyorduk. Ama onurumuza, dinimize, iffetimize dil uzatılmazdı. O yaşlı nine burada ifade edemeyeceğim galiz küfürlerle yüz yüze geldik diyor. Buradan çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, bu işkencelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Söyleyebilecek sözünüz var mı? Çıkıp bu ülkede işkence yoktur safsatası ötesinde etkin soruşturma yürütme cüretinde bulunabilecek misiniz? Bu yürekliliği gösterebilecek misiniz? Türkiye'de işkence vardır. AKP eliyle sistematik bir işkence yürüyor. Cezaevleri işkencehaneye dönüşmüştür. AKP'ye destek vermeyen toplumsal kesimler işkenceye uygulamaktadır. İşkence bir insanlık suçudur. Bugün sadece işkence yapmış olanlar değil, konjonktür değiştiğinde iktidar olan ve sorumluluk mevkiinde olanlar da bu insanlık suçuna dair hesap vereceklerdir. Öyle yazılı açıklamaların çok ötesinde bir işkence uygulamasıyla karşı karşıyayız. Soruşturma, kovuşturmaya muhtaç uygulamalarla yüz yüzedir. Bugün ülkenin doğusunda işkence yapılıyor olabilir. Nasıl ki 1,5-2 yıl önce bölgede belediyelere kayyum atanıyorduysa, bugün artık batıda MHP'li, AKP'li belediyelere kayyum atanmaya sıra nasıl geldiyse, aynı şekilde bu işkenceyi yapanlar yarın bir gün görevleri batıya geldiğinde oradaki alışkanlıklarını ülkenin her yerinde o halk cenderesi içerisinde sürdürecektir. İşkenceyi mazur gören bir iktidar siyasi ömrünü de siyasi ahlakını da tamamlamış, yitirmiştir. Ve buradan hareketle söyleyelim. Özellikle Cumhurbaşkanından, Başbakandan, Adalet Bakanından açıklama bekliyoruz. Eğer aile mefhumunuzu yitirmediyseniz, bir anneye galiz küfürlerle fiziki işkence yapma noktasına varmış olma halini kabullenmiyorsanız bir açıklama yapınız. Hakkari, Şemdinli, Şapatan'da köylülere sistematik işkence yapılmıştır. Onur kırıcı laflar kullanılmıştır. Bir tek insanın onuru sizin 20 yıllık iktidarınızdan daha değerlidir. Değerli basın emekçileri, aslında siyasi iktidarın bizzat iyi genel başkanı tarafından ifade edilmiş bir cümle itiraftır. Biz siyasi olarak iktidar olduk ama kültürel olarak iktidar olamadık cümlesi, biz hileyle, hurdayla, manipülasyonla, farklı yol yöntemlerle oy alabildik. Siyaseten iktidar olabilmek bir şekliyle yolunu bulup oy almayı ifade eder. Ama kültürel olarak iktidar olabilmek halkın gönlünü almak, rızasını almakla alakalı bir durumdur ki bu iktidar onu yitirmiştir. Biz siyasi olarak iktidar olduk, kültürel olarak olamadık demek, biz halkın vicdanında yer edinemedik. Halkın sosyalitesinde yer edinemedik. Onun kültüründe, normal yaşam akışında bir idealle ortaklaşamadık. Biz bir dava hareketi olarak halkla hemhal olamadık anlamına gelmektedir. Bakın bugün 10 Ağustos. 10 Ağustos 2014 günü bu ülkede 3 yıl önce bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştı. 3 kişi yarışmıştı. Biri o zamanki yetkilerle cumhurbaşkanı seçilmiş. Diğer iki rakipten birinin partisi bugün iç edilmiş. Ama ona boyun eğmeyen, kişisel hırs ve ihtiraslara karşı duran, tek adamcılığa ve diktatöryal faşizme karşı duran diğer rakibi, 10 Ağustos 2014 günü rakibi olan Selahattin Demirtaş, alengirli yöntemler ve zorbalıkla siyasi olarak rehin alınmıştır. Çünkü Selahattin Demirtaş o cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra sen cumhurbaşkanı oldun ama seni başkan yaptırmayacağızı 7 ay sonra söylemiş.
onları tek başına iktidardan düşüren partinin eş genel başkanı olarak ve Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi rakibi olarak onu başkan yaptırmamanın belki de rövanşını almaya çalışıyorlar. Eş genel başkanımızı içeride tutarak. Çünkü o dışarıdayken başkan olamadı. Selahattin Demirtaş dışarıdayken referanduma gidemedi. Selahattin Demirtaş dışarıdayken sistemi, rejimi değiştirebilecek bir oylamaya gidemedi. Selahattin Demirtaş sözünü Türkiye halklarına karşı tutmuş bir siyasetçi ve liderdir. Selahattin Demirtaş ancak içeriye zorba yöntemlerle alındıktan, rehin edildikten sonra yapılmış bir alengirli referandumla 16 Nisan'da sistem rejim değiştirilmiş, kendi başkanlığının önü açılmıştır. Bir şeyi çok iyi biliyordu. Selahattin Demirtaş dışarıdayken bu hedefine hiçbir zaman ulaşamayacaktı. Çünkü halkın vicdanında ve gönlünde mahkum edilmiş bir rejim dayatması vardı. En nihayetinde bir yargı kurumu olan YSK'nın şaibeli kararlarıyla ve Selahattin Demirtaş'ın ve arkadaşlarının, bütün seçilmişlerin içeriye alınmasıyla, 90 belediyeye el konulmasıyla, 15 milletvekili tutuklanarak parti sözcümüz, grup başkan vekillerimiz, eş başkanlarımız tutuklanarak ancak bu hedefine ulaşabilmiştir. Bu yönüyle bizim hala kabul etmediğimiz bir seçim sonucuna sahiptir. Bunu özellikle 10 Ağustos gününde ifade etmek isterim. Değerli basın emekçileri, son günlerde Cumhurbaşkanı sıfatıyla mı yoksa AKP Genel Başkanı sıfatıyla mı çıktığını bilmediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi mitingiyle karşı karşıyayız. Her siyasetçi demokratik siyaset yapma hakkına sahiptir. Recep Tayyip Erdoğan da pekala miting yapabilir. Ama bütün haber kanalları Cumhurbaşkanı mitingi diye veriyor. Cumhurbaşkanı olarak yapmış olduğu mitinglerin arkasında AKP Genel Başkanı olarak posterler asılıyor. Şimdi buradan sormak istiyoruz. Siz AKP'nin bütçesinden mi bu mitingleri karşılıyorsunuz yoksa Cumhurbaşkanlığı bütçesinden mi karşılıyorsunuz? Hangi kimlikle yapıyorsunuz bu mitingleri? AKP Genel Başkanı olarak da miting yapma hakkınız vardır. Bu sizin yasal hakkınızdır. Cumhurbaşkanı olarak da yapma hakkınız vardır. Ama bütçesini nereden karşılıyorsunuz? Eğer Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılıyorsanız, ki haber kanalları Cumhurbaşkanı mitingi olarak veriyor, burada size oy vermeyen bu ülkenin yarısından fazlası var. Biri de benim. Benim hakkımla miting yapamazsınız. Benim hakkımla AKP Genel Başkanı olarak, benim alın terimle, çoluk çocuğumun rızkıyla, bu ülkedeki 80 milyon insanın rızkıyla AKP Genel Başkanı olarak miting yapamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Eğer İslami gelenekten geliyorsanız, eğer Hazreti Ömer'in adaletine inanıyorsanız, eğer onun kendi devlet işinde kullandığı mum ile o iş bittiği andan itibaren o mumu söndürüp kendi kişisel mumunu yakma adaletine inanıyorsanız, benim ve bu size oy vermeyen, sizin gibi düşünmeyen insanların rızkıyla, vergisiyle, nafakasıyla, piyaşesiyle miting yapamazsınız. Ben hukuki olarak sizin miting yapıp yapmama halinizden söz etmiyorum. Siyaset yapma özgürlüğünüze sonuna kadar saygı duyuyorum. Kendime siyaset yapma özgürlüğüme saygı duyulmasını beklediğim gibi. Ama AKP Genel Başkanı ya da Cumhurbaşkanı olarak miting yaptığınızı ayrıştırın, bütçesini ona göre ayarlayın. Çünkü siz bir Cumhurbaşkanı olarak gittiğiniz Trabzon'da benim parti teşkilatlarım çürümüş, yenilenecek diyemezsiniz. Bir Cumhurbaşkanı'nın kullanabileceği cümleler değildir. Kongrelerinizden söz edemezsiniz Cumhurbaşkanı olarak gittiğiniz bir mitingde. Siyasi değerlendirme yapamazsınız. 80 milyon insanın Cumhurbaşkanı olduğunuza inanıyorsanız
ve görevinizi bu bilinçle ifa ettiğinizi düşünüyorsanız bütçesini, söylemini, etkinliğini, içeriğini buna göre dizayn etmeniz lazım. Ve biz kendi hakkımızla, nafakamızla bu etkinlikleri yapmanızı istemiyoruz. Gidin kendi partinizin bütçesiyle yapabilirsiniz. Çünkü AKP bu ülkenin sadece %40'ıdır. 16 Nisan'da da ortaya çıktığı üzere. Biz böyle yorumladık. Şaibeli bir şekilde alınmış %50'lik bir oy var. Ki biz bunun çok altında olduğunu düşünüyoruz gerçeğin. Bunun MHP bloku olanını çıkarın. Büyük Birliği Hüdapar'ını çıkarın. AKP bu ülkenin tamamı değildir. AKP bu ülkenin sadece %40'ıdır. AKP'ye yönelim, bu ülkeye yönelim değildir. Biz AKP'nin karşısında siyasi ve demokratik mücadele veren bir muhalefet partisiyiz. Size karşı kullandığımız cümleler de sizin de o partinin genel başkanı olmanız hasebiyle kullanılan cümlelerdir. AKP ile MHP bu ülkenin yarısı etmemektedir. Bu ülkenin %40'ının rızasını alarak bu ülkenin %100'ünün vergisini kullanma hakkına, hukukuna sahip değilsiniz. Bu bir adalet değildir. Değerli basın emekçileri, son olarak şunu ifade etmek isterim ki, vicdan ve adalet nöbetlerimiz yaygınlaşarak ve süreklileşerek devam edecektir. İzmir'den sonra da bitmeyecektir. Çok farklı enstrümanlarla ülkenin farklı siyasi beçelerinde bu planlamamızı sürdüreceğiz. Eş genel başkanlarımız ve bütün siyasi seçilmişler serbest bırakılıncaya kadar. Özgür basın ekçilerinin tutsak olma hali sonlandırılıncaya kadar. 150 bin mağdur, KHK mağduru işine geri dönünceye kadar. İktidarın sopası haline gelmiş ve haramzade bir iktidarın sürdürücüsü olma olarak kullanılan o hal kaldırılıncaya kadar. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Neye mal olursa olsun, bize yönelim ve yönlendirilen şiddet ne olursa olsun aynı şekilde ve aynı yöntemlerle cevap vermeksizin direneceğiz ve siyaset yapacağız. Bize hangi galip sözcükleri kullanırlarsa kullansınlar aynı dili kullanmayacağız. Ne kadar hukuk dışına çıkmış olurlarsa olsunlar biz hukuk içinde kalarak siyasi mücadelemizi devam edeceğiz. Bu iktidar hukuk içinde yasal ve anayasal düzlemde bir iktidara kavuşuncaya kadar da bu nöbetlerimiz ve bu nöbetlerin sadece bir parçası olduğu siyasi etkinliklerimiz devam edecektir diyorum. Hepinizi basın toplantımıza verdiğiniz emekten ötürü çok teşekkür ediyorum ve selamlıyorum. Varsa birkaç soru alabilirim. Efendim, Mardin Artuk Üniversitesi Rektörü ile biliyorsunuz Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı arasında AK Parti'den ilgili çek polemiği yaşanıyor. Yani vakıf başkanının iddiası şu, rektör Mardin İl Başkanlığı'na bir aday önerdi. Yani sen kimsin, elini çek, sen siyasetçi değilsin diye bir tepkisi oldu. Karşılığında da ben genel başkanın Mardin temsilcisiyim diyerek rektör kendini savundu ve aslında res çekti. Ne diyorsunuz? Bir polemik yaşanıyor, bir rektör böyle bir tartışmaya dahil oluyor. Belki de bu basın toplantımın tam da ana konusu ve başından beri özellikle ifade ettiğim bu ülkenin hukuk düzlemini, anayasal düzlemini ve müesses nizamını yitirdiği hususu tam da sizin sorduğunuz sorudaki olayda görülmektedir. Keşke sadece Artuklu valisi rektörüyle sınırlı olsa. Bu ülkede 81 vali, 1000'e yakın kaymakam, AKP'nin il ve ilçe başkanı gibi çalışıyor. Bu ülkede 150'nin üzerindeki rektör bir siyasi partinin genel başkanı tarafından belirleniyor. Düşünün, geçen yıl Ekim ayında çıkarılan bir KHK ile AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütün üniversitelerin rektörlerini belirleme yetkisi verilmedi mi? Ben rektörü yadırgamıyorum.
Bu cesaretinden ötürü kendisini tebrik ediyorum. Doğru söylüyor. AKP Genel Başkanı onu görevlendirmiştir. Ve bu sebeple diyorum ki demokratik yollardan bu iktidarın siyasi varlığına, iktidarda olma haline son verilmediği sürece yaşamın bütün alanının tek renge dönüştürüleceği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama şuradan o haksızca rektörlük koltuğuna oturmuş olan akademisyen görünümlü siyasi militanı hatırlatmak isterim. Zulümle abat olunmayacağı gibi haksız iktidarla da abat olunmayacaktır. Yarın bir gün bu zulüm ve haksızlık düzeni bittiği zaman bütün bunların hesabını vereceğiniz saygıyla hareket etmesini öneririm kendisine. Ben de bu ülkenin farklı üniversitelerinde 21 yıl akademisyenlik yaptım. Benim de kendime göre sosyal ve siyasal bir düşüncem vardı. Ama ne Amfim'de, ne dershanemde, ne de üniversite sınırları dahilinde bunu hiçbir zaman kullanmadım. Siyasi bir kişilik olmama rağmen. Hiçbir şekilde kullanmadım akademisyenlerin kendi siyasi düşüncelerini yönetsel süreçlerine dahil etmesi kadar tehlikeli bir iş yoktur. O rektör o cesaretini siyasi iktidardan almaktadır. Bütün rektörler içerisinde aynı amaç için çalışan ama onlardan farklı olarak kendisine verilmiş olan görevi itiraf eden bir durumdadır o rektör. 150 rektörün, 81 valinin, 1000'e yakın kaymakamın yaptığı işi yapıyor. İktidar o sözle onu rektör yapmıştır. O üniversitenin vicdanı onu seçmemiştir. Üniversitenin akademisyenlerinin, öğretim üyelerinin, öğretim elemanlarının, idari personellerinin ve öğrencilerinin rızasıyla seçilmemiş biri, şüphesiz kendisini bir imzayla oraya oturtan kişiye siyasi bağlılığını beyan etmiştir. Bu itirafından ve bizim de yıllardan beri ifade ettiğimiz üniversitelerin yönetsel olarak siyasallaşma halini ispat etmiş olduğu için de kendisine buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yani bu Ayhan Oğan konusunda haksızlığa uğradığını belirttiğiniz zaman bu yeni devlet kurma sözünü siz nasıl okudunuz, nasıl yorumladınız? Bu yeni devletin de başkanı Recep Tayyip Erdoğan da dedi. Şimdi bu cümle kullanıldıktan 3 gün sonra Bekir Bozdağ, 4 gün sonra Başbakan, 5 gün sonra Cumhurbaşkanı yarım ağız açıklama yapmak zorunda kalmışlardır. Eğer toplumsal muhalefetin reaksiyonu olmasaydı, eğer toplum vicdanını sızlatan bu cümleler muhalefet tarafından iktidar üzerinde bir basınç unsuru haline getirilmemiş olsaydı ne Adalet Bakanı, ne Başbakan Yardımcısı, ne Başbakan, ne de Cumhurbaşkanı hiçbir açıklama yapmayacaktı. Çünkü Ayhan Oğan malumun ilanını yapmıştır. Var olan bir şeyi söylemiştir. Ayhan Oğan Cumhurbaşkanı'na iftira atmamıştır. Cumhurbaşkanının icra ettiği bir gerçekliği dile getirmiştir. İnanın dile getirirken de Cumhurbaşkanı'ndan bir iltifat alacağını düşünmüştür. Açık ya da örtülü bir iltifat. Ayhan Oğan bir mükafat bekliyordu bunun karşılığında. Ama toplumsal vicdanın reaksiyonunu öngörmeden bunu yaptığı için ve iktidar üzerinde de toplumsal muhalefetin bu baskısı geliştiği için böyle bir uygulamayla karşı karşıya kalmıştır. Bu baskı olmasaydı kapalı kapılar ardında Ayhan Oğan'a teşekkür edilecekti. Çünkü Ayhan Oğan sıradan bir isim değildir. Sadece eski bir MKYK üyesi olarak adlandıramayız. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra bu ülkenin bütün illerinde etkinlik gösteren ve bütün ana akım medyada, gazetelerde boy boy ilanlar veren sivil dayanışma platformunun sözcüsüdür. Siyasi ve toplumsal ayağı örgütlemek üzere rol almış biridir. Sadece var olanı itiraf etmiştir ama toplumsal muhalefetin ve Türkiye halklarının vicdanının duvarına çarpmıştır sadece. Buyurun. Efendim, erken seçimle ilgili biliyorsunuz dönem dönem
hani bu tarz söylentiler daha çok alevleniyor. Ama sanki bu aralar yine daha çok gazetelerde, daha çok köşe yazılarında, daha çok siyasetçilerin dilinde sanki böyle şeyler diyoruz. Nasıl görüyorsunuz bir erken seçim olasılığını? Şimdi erken ve ara seçimlerin yasalarda tarif edilmiş bir hali vardır. Parlamentonun belli sayıda yasama üyesi, yasama organının belli üyesi düşerse ara seçime gidilebilir. Daha ileri boyutta olursa erken seçime gidilebilir. Ya da 276'nın üzerindeki bir milletvekilinin yasa teklifiyle erken seçim kararı alınabilir. Ama ben buna gelmeden önce iki hususu dikkatinize sunmak istiyorum. Bir, bu ülkede yargıya olan güven çok farklı araştırma şirketleri tarafından ortaya konmaktadır ki %30'un altına düşmüştür. Bu YSK ile bu ülkede artık seçim yapılamaz. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye halklarının vicdanında bir seçimi sevk ve idare etme yetkisini yitirmiştir. YSK lağvedilecek, bağımsız bir kurum kurulacak. İki, OHAL kaldırılacak. Üç, kapatılan radyo ve televizyon gazeteler açılacak. Siyasi partiler arasında fırsat eşitliği sağlanacak. Ne zaman istiyorlarsa o zaman pekala seçim yapılabilir. Ama bu ülkede bir seçim ihtiyacı varsa o da ivedi olarak yerel seçimin erkene alınması ihtiyacıdır. Bu ülkede 3'ü büyükşehir, 9'u il, 90 belediye başkanı yoktur. Yerlerine 3 imzayla atanmış kayyumlar görev yapmaktadır. İktidarın böyle bir niyeti varsa öncelikle erken yerel seçim kararı almalıdır. DBP'li belediyeler dışında 100'ün üzerinde belediyenin, tekrar söylüyorum, bunun 3'ü büyükşehir, 9'u il, 90 belediye başkanı DBP'li, diğer belediyelerle birlikte 100'ün üzerinde belediyenin yerine memurlar bakıyorken bir seçim ihtiyacı varsa öncelikle erken yerel seçim yapılmalıdır. İkincisi, hani 10 Ağustos 2014'teki siyasi rakibi başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasi rakipleri serbest bırakılmalıdır. Eğer hani mertlik sofrasına oturup seçime gidilecekse siyasi rakipleriyle eşit koşullarda yarışmayı kabul etmelidir. Selahattin Demirtaş ve bütün seçilmişlerimiz tahliye edilsin, OHAL kaldırılsın, eşit koşullar sağlansın, 3 gün sonraki pazar günü seçim yapabilirim. Ki bunu eş genel başkanımız bir grup toplantısında tutuklanmadan sadece 2 hafta önce dile getirmişti. Bu haliyle ülkede erken seçim koşulları yoktur. Yargıya olan güven %30'un altındadır. YSK'nın inandırıcılığı kalmamıştır. YSK'nın bulaşmış olduğu şaibeler hem Avrupa Birliği hem de Birleşmiş Milletler raporlarına yansımıştır. 16 Nisan 2017 seçimlerinin tarafsız ve sağlıksız yapılmadığı konusunda uluslararası raporlar var. Venedik Komisyonu'nun raporları var. Bütün bunlara rağmen ben erken seçim yapabilecek lükslerinin olduğunu düşünmüyorum. Bırakın %50+1'i, daha %42'leri, 43'leri zorlamayan bir iktidarın işinin oldukça zor olduğunu, 16 Nisan'da değiştirdiği sistemle de ve AKP Genel Başkanı'nın başına iş açtığını düşünüyorum. Herhalde şu anda büyük bir pişmanlık duyuyordur. Daha önce %40 oy alıyordum, tek başıma iktidar oluyordum. Bu %50 meselesi de nereden çıktı diye kara kara düşünüyordur. Çünkü 600 sandalyeli parlamentonun 500 milletvekilini alsa bile bu onun için hükümet kurma ehliyetine sahip olma halini sağlamıyor. Kişi olarak, birey olarak bir kişinin hükümet kurabileceği %50+1 kişinin oyunu alması gerekiyor. Ben bu oranın çok uzağında oldukları için bunu bilerek kamuoyunun nabzını ölçmek üzere gündeme getirdiklerini düşünüyorum. Bir diğer husus da
metal yorgunluğu diye ifade edilen hususun tümüyle bir çürümüşlüğü ifade ettiğini düşünüyorum. AKP'de bir yorgunluk değil, bir çürümüşlük vardır. Çünkü bizzat AKP Genel Başkanı 4 gün önce yine söyledi, biz bu davaya baş koymamış, bunun karşısında duran ve içimizi karıştırmak üzere il ilçe teşkilatlarımızda bulunanlardan arınmadan bir seçime gitmeyeceğini söylüyor. Partisinin teşkilatlarına bu kadar güvensizlik duyulan bir ortamda hangi teşkilatla seçimi yürütecek onu bilmiyorum. Efendim, ben son olarak şunu da eklemek istiyorum. Sırrı Süreyya Önder'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı var. 2019 için HDP ve CHP'nin ittifak yapması yönünde. Ben Sırrı Süreyya Önder'in özellikle vermiş olduğu mülakatı titizlikle okudum. Sadece CHP'ye değil. Bir bütün olarak toplumsal muhalefetin birlikte hareket etmesi, bunun için asgari müştereklerde buluşulması gerektiğini, herkesin kendi siyasi ideolojik bagaj ve blokajlarından arınarak ortak bir noktaya gelmesi gerektiğini bir ülke hassasiyeti olarak ifade ediyor. Ama doğal olarak bu ülkenin bir birinci büyük muhalefet partisi CHP vardır, bir de ikinci büyük muhalefet partisi olarak HDP vardır. Zaten böyle bir tek adamcılığın neredeyse faşizme evrilecek olan bir ülke gerçekliğinin giderilebilmesinin de eğer toplumsal muhalefetin uzlaşısıyla gerçekleşecekse bunun da biricik yolunun herhalde muhalefet dendiği zaman akla gelen iki partinin birbirine asgari müştereklerde ve ilkeler etrafında buluşma çağrısını normal karşılıyorum. Ama sadece CHP değil, sorulan bir soru üzerine bütün toplumsal muhalefetin ortak bir noktada buluşulması çağrısını görmekteyiz. Doğal olarak Türkiye'nin ihtiyaçları temelinde buluşulacak bir ortak noktada CHP'ye böyle bir çağrı yapılmasının da normal olduğunu düşünüyorum.